Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Tekne hayatında, yelken seyirlerimizde kıyafetimiz, karadaki hayatımız boyunca giydiğimiz kıyafetlerden bir miktar ayrışıyor. İşte seyirlerimizde, teknede giymek için satın alacağımız kıyafetlerde ne gibi özelliklere dikkat etmeliyiz? Bunları nasıl seçmeliyiz? Ne tür bir giyinme alışkanlığı edinmeliyiz? Bunlar üzerine bir genel konuşalım istiyorum. Sadece kıyafetle de kısıtlı kalmayacağız. Ucundan kıyısından bu kıyafet konusuna, teknedeki yaşam tarzımızda doğru alışkanlıklar edinme konusuna değen konulara da değineceğiz. Bunlar ne? İşte güneşin zararlı etkilerinden korunma, hipotermi, soğuğa maruz kalarak vücut ısımızın düşmesi durumu, dehydration, vücudumuzun sıvı eksikliği, sıvı kaybı, yani susuz kalması, deniz tutması, seasickness dediğimiz, daha doğrusu İngilizlerin seasickness dediği ve tabii bunların hepsinin temelinde beslenme. Zaman zaman videolarımda biliyorsunuz bu deniz yaşantımız sırasında, özellikle uzun seyirler sırasında beslenme konusunun ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmeye çalışmıştım. Bu videoda da buna da yeri geldikçe değinmiş olacağız. Tüm diğer alt başlıkları konuşurken. Hadi şöyle hızlıca bir başlangıç yapalım. Şimdi temel prensiplerden başlayalım. Birincisi, vücudumuzu sürekli kuru ve sıcak tutmaya uğraşacağız. Gereksiz yere kıyafetlerimizin ıslanmasından kaçınacağız. Vücut ısımızı da sıcak tutmamdan kastım, Ağustos ayında 35 derece sıcaklıkta oturup paltoyla montları giyin de eldivenleri takın oturun değil. Şimdi insan vücudunun ısısını düşürmek çok kolay. Şöyle ceketinizin önünü, fermuarını açar, şöyle hafiften bir rüzgara dönersiniz. O rüzgarın ceketin içine işlemesi vücut ısınızı hızlı bir şekilde düşürmeye yetiyor. Yani birkaç dakika içinde çok bunaldıysanız anında vücut ısınızı düşürmeniz mümkün. Şöyle hafiften dediğim gibi fermuarınızı açıp ceketinizin fermuarını bir rüzgara dönmeniz yeterli. Hafif bir rüzgar olması yeterli. Ama aynı hızda kaybettiğimiz vücut ısımızı kazanmamız mümkün olmuyor. Şöyle rüzgar dönüp 2 dakikada kaybettiğimiz, düşürdüğümüz vücut ısımızı tekrar eski haline, seviyesine getirmek için vücut oldukça çaba sarf etmesi gerekiyor vücudumuzun. Enerji harcaması gerekiyor ve belli bir süreye ihtiyaç oluyor. Yani 2 dakikada vücut ısımızı düşürmemiz mümkün ama o vücut ısısını tekrar yerine kazanmamız, ekstra kalori yakmamıza ve belki 20 dakikalık süreye ihtiyacımız olacak. O yüzden vücudunuzu sıcak tutundan kasıt, bulunduğunuz ortama, şartlara göre vücut ısınızı gereksiz yere kaybetmekten mümkün oldukça kaçınacağız. Şimdi temel prensip bu. Sürekli kuru ve sıcak kalmaya çalışacağız. Kuru ve sıcak kalmak bizi deniz tutmasına karşı da güçlü hale getiriyor. Şimdi deniz tutması söz konusu olduğunda yapılan en büyük hatalardan biri yemeği ve su tüketimini kesmesi. Mesela kusan birisi, deniz tutması nedeniyle deniz tuttuğu için kusan birisi, o kusma sürecinde yemeği ve sıvı tüketimini tamamen kesiyor. Bu yapılabilecek en büyük hata. Mutlaka düzenli olarak yiyecek tüketmeye devam edeceğiz ve özellikle su tüketimini kesinlikle aksatmayacağız. Özellikle deniz tutan birisi söz konusuysa. Düzenli yemek yemeyi de aksatmayacağız dedik ama yemek konusunda deniz tutmasına maruz kalan birisi mümkün oldukça baharatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçınması, özellikle böyle keskin kokusu olan yiyecekleri tüketmekten kaçınması belki deniz tutmasını daha hafif atlatmasına yarayacaktır. Mutlaka yemeği ve sıvı tüketimini düzenli bir şekilde devam edeceğiz deniz tutmasına maruz kalsak bile. Bir de deniz tutmasını konuşurken deniz tutmasına karşı kullanılan küçük haplar var. Bu hapları mutlaka
doktorunuza danışarak kullanmanız, almanız yerinde olacaktır. Ama çoğumuzun pek sevmediği bir alışkanlık okumak. İşte prospektüsünü okumuyoruz veya doktorumuza danışmıyoruz bu konularda. Ve deniz tutmasına maruz kaldıktan sonra o hapı yutup onun bize deniz tutmasını engellemesini bekliyoruz. Genelde öyle çalışmıyor bu haplar. Seyre çıkacaksınız. Bu seyrinize çıkmadan 8 saat önce bir tane bu deniz tutmasını engelleyecek haptan almanız gerekiyor. Ve o 8 saat önce aldınız ya hapı. Ondan sonra 6 saatlik periyotlarla yeniden o haptan almanız lazım. Bu aksi söylenmediği sürece doktorunuz tarafından veya prospektüsünde kullanım kağıdında aksi söylenmediği takdirde deniz tutmasına karşı kullanılan haplar bu şekilde kullanılır. Yani sizi deniz tuttuktan sonra o hapı almanız hiçbir şey ifade etmeyecektir. Aynı şekilde tekneyi terk durumunda can salına geçeceksiniz. Teknede artık kontrolden çıkmış bir yangın olabilir. Tekne su almaya başlamıştır herhangi bir yerden ve tekne batmak üzere, artık tekneyi terk edeceksiniz can salına. O durumda da yani tekneyi terk kararını verir vermez, teknenizde varsa, ki her teknede, özellikle açık deniz seyri yapan her teknede bu deniz tutmasına karşı haplardan mutlaka bulundurmak gerekiyor. Tekneyi terk, can salına geçme durumu kararını verdiğiniz anda kaptan dahil herkes o deniz tutmasını engelleyici haplardan derhal alacak. Çünkü ne demiştik? Deniz tutması neydi? Vücudumuzun, bünyemizin alışık olmadığı ortama karşı gösterdiği bir reaksiyon. Zamanla bu deniz tutması konusu azalarak devam ediyor. O ortama alıştıkça. Mesela denize hiç çıkmamış birisini yelkenli tekneye bindirip şöyle bir dolaştırdığınızda deniz tutma ihtimali çok yüksek. Ama bu kişi haftada bir kere, iki kere, belli periyotlarla, yıllarca bu şekilde denize açıldığında zamanla her geçen gün daha da bu ortama vücudu alışacağı için deniz tutma ihtimali gittikçe azalıyor. Aynı şekilde can salında hiçbirimiz uzunca periyotlarla vakit geçirmediğimiz için normalde teknede hiç deniz tutmayan birisini bile emin olun can salında deniz tutmasına maruz kalabilecektir büyük bir ihtimalle. O yüzden yok beni hiç şimdiye kadar deniz tutmuyor, o haplardan almama gerek yok diye düşünmeyin. Can salına personelin, ekibinizin tahliyesi söz konusuysa, onun kararını verdiyseniz derhal ilk yapılacak işlerden bir tanesi herkesin deniz tutmasına karşı olan haplardan alması yerinde olacaktır. Şimdi bizim ülkemizde, Türkiye'de genel temayül yaz döneminde denize çıkmak yönünde. Ülkemizin şartlarında da Türkiye'nin yaz dönemi, yaz sezonu düşünüldüğünde öyle çok aşırı yağışlı, çok soğuk olabilecek bir bölgesi bulunmamakta. Burada daha çok vücut ısımızı bizi sıcak tutacak, vücut ısımızı koruyacak kıyafetleri seçmekten ziyade işte yağmurdan, olası bir yaz yağmurundan veya dalgaların serpintilerinden bizim ıslanmamızı engelleyecek kıyafetler seçmek yerinde olacaktır. Asıl ondan daha önemlisi bizim ülkemiz düşünüldüğünde yaz sezonunda güneşin yakıcı etkilerinden mutlaka kendimizi korumamız lazım. Bunu şöyle düşünelim. Bir kere güneş kremi mutlaka kullanacağız. İşte benim vücudum güneşe alıştı. Bronz tenliyim. Çok beni etkilemiyor güneş gibilerinden düşünmeyin. Özellikle denizde güneşin etkisi katlanarak artıyor. Çünkü deniz yüzeyinden bir de güneşin yansıması söz konusu. O yansıma emin olun güneşin o zararlı ışınlarının size etkisini katlayarak arttırıyor. Bilenleriniz vardır. Aynı şekilde en kötü güneş yanıkları karlı ortamlarda, karın bol olduğu günlerde oluşur. Çünkü kar da aynı deniz gibi, hatta denizden de fazla, güneşi yansıtarak size
ulaşmasını sağlar. Dolayısıyla kar yanı hiçbir yanığa benzemez. Kardaki güneş yanığı hiçbir yanığa benzemez. Ona benzer şekilde denizde de deniz yüzeyinden yansıyan güneş ışınları bu zararlı etkiyi arttırıyor. Dolayısıyla bu bebekler için kullanılan 50 faktöriyel, 50 üzeri faktöriyel güneş kremlerinden mutlaka kullanın ve gün içinde de bugün uyguladığınız güneş kremini yenileyin. Yaz döneminden bahsediyoruz. Temmuz'da, Ağustos'tan bahsediyoruz. Bu şekilde yazın güneşin ışınlarının nispeten dik geldiği öğlen saatlerinde saat 11 ile 3 arası diye genellenir. Bu 4 saatlik periyotta direkt güneş ışığının altında koruyucu güneş kremi sürseniz dahi direkt güneş ışığına maruz kalacak şekilde bulunmayın. Genelde işte güneşin etkilerinden korunmak için şöyle geniş çeperli güneşliği olan, çepeçevre güneşli olan, sadece önünde güneşliği olan, siperliği olan beyzbol şapkalarından bahsetmiyorum. Çepeçevre dairesel şapkalardan bahsediyorum. Yanlarından şöyle iple de, ince bir iple de, ayarlanabilir bir iple de rüzgarda uçup gitmesini engelleyen modellerden seçilebilir. Özellikle ensenizi de koruyacağından bugün tür şapkanın emin olmanız lazım. Güneşli biraz böyle geniş olanlarından tercih edin. Çok fazla böyle denizde şıklık yarışına girmektense fonksiyonelliğini düşünmek yerinde olacaktır. Tabii güneşin zararlı etkilerinden konuşurken gözlerimiz de güneşin zararlı etkilerinden korumamız gerekiyor. Bu korumayı da güneş gözlükleri sayesinde yapıyoruz. Ama burada şöyle bir durum söz konusu. Güneş gözlüğü kullanmazsak ne oluyor? Gözümüz doğası itibariyle ışığın fazla olduğu durumlarda göz bebeğini küçültüyor. Yani gözümüzün içine daha az ışık girmesine neden sağlıyor. O göz bebeğimizi küçülterek. Daha az ışık girmesi demek daha az güneş ışığının içindeki zararlı etkilerin gözümüze ulaşması demek. Göz içine ulaşması demek. Ama biz çok kalitesiz ve bu koruma, filtreleme özelliği olmayan bir gözlük, güneş gözlüğü taktığımızda ne yapmış oluyoruz? Gözümüzün merceğinin ışıktan küçülmesini engellemiş oluyoruz. Göz bebeğimiz büyük kalıyor. Gözlükteki filtreleme özelliği olmadığı için o büyük kalan göz bebeğimizden, göz merceğimizden içeriye bol miktarda zararlı ışın giriyor. Dolayısıyla kalitesiz, filtreleme özelliği olmayan bir gözlük kullanacağınıza hiç gözlük kullanmayın daha iyi. Yani iki seçenek var. Ya hiç gözlük kullanmayın, gözün kendi doğal korumasına bırakın. Çok doğru bir seçim değil. Ama kalitesiz gözlük kullanmaktan daha iyi bir seçim. Ya da en ideali kaliteli %100 UV filtreleri olan, filtreleme özelliği olan kaliteli bir gözlük kullan. Peki teknede genel olarak uzun seyirlerde, açık deniz seyirlerinde giyim ne tarz olmalı, nasıl olmalı? Gelin şimdi ekranda onlara bir bakalım. Burada bir tekneye misafir olacağımız zaman, bir teknedeki ekibe dahil olacağımız zaman yanımızda almamız, götürmemiz tavsiye edilen kıyafetlerin, kişisel eşyaların bir listesi var. İşte uyku tulumu diyor. Eğer teknede bulunmuyorsa veya yurt dışındaki bazı charter firmaları yastık vermiyorlar mesela. Herkes yastığını kendisi yanında getiriyor. O tür bir firma olup olmadığına emin olun. Yani teknede yastık var mı yok mu emin olun. Yanınızda gerekiyorsa yastığınızı götürmeniz gerekebilir. Ama şişen tip söndürüldüğünde böyle küçücük katlanan yastıklardan da mevcut. Onlardan da çantanızın bir kenarında bulundurabilirsiniz. Su geçirmez kıyafetler. Ama burada su geçirmezden kasıt denizin içine attığım denizin içindeyken vücudumun ıslanmasını engellesin değil. Buradaki su geçirmezlikten kasıt işte yağmurdan ve dalgaların serpintilerinden vücudumuzun
Yani o su geçirmez kıyafetin içindeki kıyafetlerin ıslanmasını engellemesi su geçirmezlik özelliği olarak belirtiliyor. Yelken botları, yani bu çizme, yelken çizmeleri, yelkenci çizmeleri, denizci çizmeleri diyebiliriz buna. Tabii bu biraz daha ekstrem şartlar, daha sert şartlar söz konusuysa düşünülebilir. İşte Göcek'te planladığınız bir Temmuz, bir haftalık Temmuz ayında tekneyle gezintiniz sırasında muhtemelen bu denizci botlarına, çizmelere ihtiyaç duymayacaksınız. Yani hem bulunduğunuz bölgeyi değerlendirin hem de yılın hangi sezonunda, hangi periyodunda seyre çıkacaksınız, teknede bulunacaksınız, onu da düşünerek kıyafet seçiminizi yapacaksınız. Bu botlar yerine muhtemelen sizin denizci ayakkabısı diye tabir edilen, aslında çok fazla da bir özellik aramadığımız neydi? Rahat olsun, ayağımızı terletmesin, tabanı beyaz olsun, tiklere ve güverteye bastığımızda iz bırakmasın. Yani beyaz tabanlı olan ayakkabı ve tabanı kaymaz bir ayakkabı bizim işimizi fazla fazla görecektir. Kişisel eşyalarımız, havlularımız vesaire de yanımızda götürürüz. Türkiye'deki charter firmaları bu konuda çok iyi. Bir otel, 5 yıldızlı otel rezervasyonu yaptığınızda otel odanıza girmişsiniz gibi tekneyi işte çarşafından yastığına, havlularına varana kadar eksiksiz bir şekilde size teslim ediyorlar. Ama İngiltere'deki benim deneyimlediğim firmaların çoğu yastığı bile ekstra 5 pound, 10 pound'a size kiralıyorlar. O yüzden çoğunluk yastığını, işte havlusunu, uyku tulumunu hepsini birlikte getiriyor. Burada da temel prensip, üzerine herhangi bir örtü serilmemiş, yani çarşaf olmayan yatakların üzerinde yatmak doğru değil kesinlikle. Mesela misafir oldunuz bir tekneye. Tekne sahibi işte size çarşafları verdi. Çarşafı germeye üşendiniz. Ya yani şöyle yatağın üzerine bir yarım saat uzanacağım, bir saat uzanacağım, yapmayın. Mutlaka o çarşafları serin. Yastık varsa mutlaka o yastığın yastık kılıfını takın. Bu şekilde kısa süreli de olsa kullanmak da önemli olacaktır. Devam edelim buradaki listeden. Bere türü, başınızı sıcak tutacak bir şapka yanınızda bulundurmanız yerinde olacaktır. Dediğim gibi hava şartlarını, nerede seyir yapacaksınız, seyir bölgenizi de gözeterek bunları seçeceksiniz. Ama şimdi içlik konusunda da konuşacağız. Yün bizim ülkemizde hala kullanılan ve oldukça bu denizciler için uygun bir materyal. Kıyafet konusunda uygun bir materyal. Pamuklu kıyafetler kesinlikle tercih etmiyoruz. Denize çıkacaksak, deniz yaşantısında pamuklu kıyafetler, çünkü ıslandığında vücudunuzun ısı kaybına neden oluyor. Isı kaybını hızlandırıyor. Bu pek denizde istemediğimiz özellik. Dolayısıyla ya sentetik kumaşları tercih ediyoruz ya da asıl olan yün kıyafetler, yün içlikler, yün bere, yün eldivenler, bunlar önemli. Mesela içlik konusunda çok böyle sentetik kumaştan, işte nanoteknoloji ile üretilmiş kıyafetlerden bahsediliyor. Oldukça da yüksek fiyatlarla satılıyor içlik olarak. Ama benim tavsiyem, eğer bir tanıdığınız varsa Erzurum'da veya bir akrabanız varsa gidin Erzurum'dan sipariş verin. Erzurum'da kullanılan, yerel halkın kullandığı yün içlikler var. Üst ve alt olarak takım bir tane edinin ondan. Emin olun soğuk havalarda kışın denize açıldığınızda bana çok dua edeceksiniz. Aynı şekilde gerçek yün eldiven ve bere de bulundurursanız yanınızda, bunlar sizi soğuğa karşı son derece koruyacaktır. Yünün bir özelliği, diğer materyallerden daha fazla bir şekilde ıslansa bile, mesela denize düştünüz, man overboard durumu, denize düşmeniz halinde bile eğer gerçek yün içlik giyiyorsanız vücut ısınızı kaybetme hızınızı yavaşlatacaktır. Yani
sizin suda hipotermiye maruz kalıp hayatınızı kaybetme sürenizi uzatacaktır. Hayatta tutunma, hayatta kalma sürenizi uzatacaktır. Ama gerçek yün içlikten bahsediyor. Başka devam edelim buradan. Yelken eldivenleri demiş. Çok da elzem değil. Yelken eldivenleri şu şekilde gerekli. Hepimiz her gün halatlarla uğraşmıyoruz. Çoğumuzun kara hayatı devam ediyor ve o kara hayatından fırsat buldukça denize açılma, yelkene çıkma, yelken yapabilme imkanı buluyor. Haftada bir, ayda bir, 2-3 haftada bir denize açılan birisinde elleri daha yumuşak ve hassas olabiliyor, avuç içleri, parmakları. Kısa sürede halatlarla uğraştığında da bir gün boyunca denize açıldığında elleri zarar görebiliyor. Bunu engellemek için de yelken eldivenleri kullanabilirler. Ama sık sık denize çıkan, sürekli halatlarla uğraşan insanların avuç içleri, elleri, parmakları biraz daha nasırlanmak da değil de daha böyle bir derisi kalınlaşıyor artık. Dolayısıyla onların da çok fazla yelken eldiveni kullanmasına gerek kalmayabiliyor. Siz sıcak tutacak eldivenler gerekiyorsa yanınızda bulundurun. Dediğim gibi yün eldivenler, yün içlik, yün bere, bunlar soğuğa karşı en büyük sizin yardımcılarınız, koruyucularınız olacaktır. Aynı şekilde yün çoraplar, çorapları unutuyorduk. İşte yanınızda götüreceğiniz iç çamaşırlarınız yanınızda bulunacak. İşte şort olsun, bermuda olsun, yani hava durumuna göre, dediğim gibi Haziran Temmuz'da Göcek'te muhtemelen yün içlikten ziyade rahat bir şort daha çok işinize yarayacaktır. Dediğim gibi yelken yaptığınız, denize açıldığınız, teknede vakit geçirdiğiniz bölge ve yılın hangi döneminde olduğunuz önemli tabii ki. Genelde teknede kadınlar için etek çok da tercih edilecek bir kıyafet değil. Çok rahat olmayacaktır. Kadınların da pantolon giymesi kendi rahatları açısından yerinde olacaktır. Aynı şekilde jean pantolonlar, yani kot pantolonlar da ıslandıklarında kolay kurumuyorlar ve ıslak kaldıkları sürece de sizin de vücudunuzun ısı kaybetmesini kolaylaştırıyorlar, hızlandırıyorlar. O yüzden kot pantol da çok fazla tercih edilmez denizde. İşte kaliteli filtreleme özelliği olan güneş gözlükleri. Belki kişisel eşyalarınızı koyup yanınızda rahat taşıyabilmek için küçük bir bel çantası ve küçük bir basit bir el çantası. Marinadaki duşlara giderken ihtiyaç duyduğunuz kişisel eşyanızı, işte havlunuzu, şampuanınızı vesaire koyabileceğiniz içine küçük bir el çantası yerinde olacaktır. Bazı durumlarda eğer çok fazla çıtırtıdan, pıtırtıdan, sesten gece uyurken rahatsız oluyorum diyorsanız da kulaklık açılarınızı yanınıza alın. Bunlar genel olarak bir seyre çıkarken bir ekibe dahil olacağınızda yanınızda bulundurması üzerine düşünmeniz gereken konular. Şimdi genel olarak kıyafetleri bir konuşacağız. Şimdi şurada gördüğünüz kıyafet o hani bahsettiğim Erzurum'daki bir tanıdığınızdan sipariş edeceğiniz alt ve üst takım olarak yün kıyafetler. Tabii bakın altını tekrar çiziyorum. Temmuz ayında Göcek'te tabii ki yün kıyafetlerle, yün içliklerle oturmayacağız teknede. Yine yün bir çift çorap. Bunun üzerine sentetik kumaştan, bu polar mı diyorlar? Polar tabii. Polar dedikleri kumaştan bir alt üst takım olabilir. Ve gerekiyorsa çizmeler, denizci çizmeleri veya hava durumuna göre de normal ayakkabılar giyilebilir. Bunun üzerine de işte salopet ve yelkenci ceketi giymek, yani kat kat bir giyim tercih etmek her zaman için yerinde olacaktır. Mesela salonda otururken şu şekilde oturabilirsiniz. Dışarı çıktığınızda, havuzlukta, gece vardiyasına çıktığınızda onun üzerine bu en üste
su geçirmez waterproof kıyafetleri giyeceksiniz. Bu kıyafetler genelde, burada sarı renkte gördüğünüz kıyafet genelde Gore-Tex denilen bir kumaştan yapılıyor. Normal bildiğiniz dokuma söz konusu ya, şu şekilde. Böyle dokuma söz konusu. Bunun dokumaların aralıklarının ne kadar olacağı, ne kadar sık dokuma bir kumaş olacağı, onun işte su sızdırmazlık derecesini de etkiliyor. Ne kadar sık dokunmuş bir kumaşsa o kadar suyu içeriye geçirmeme özelliği, sudan sizi koruma özelliği oluyor. Yağmura ve dalgaların serpintilerine karşı daha fazla koruma sağlıyor. Mesela Masto'dan örnek verelim. En bilindik, bizim denizciler arasında da pek popüler bir marka. Şimdi Masto'nun böyle seviye seviye kıyafetleri var. Bu tür yelken ceketleri, denizci ceketlerinden bahsedelim. Mesela kıyı seyri için diyor, coastal ceketi var. Ondan sonra MPX diyor, medium'un M'si. Orta seviye koruma sağlayan bir ceket. Bu seviyeler yükseldikçe fiyat da katlanarak artıyor tabii, bildiğiniz üzere. Ondan sonra HPX var. H ile başlıyor. High demek, çok yüksek koruma sağlayan serisi. Onun fiyatı daha da yükseliyor. Bir de Ocean serisi var. Ocean serisinde artık iyice o dokuma, kumaşın dokuması daha sık oluyor. Ve en üst seviyede yağmura ve dalgalara karşı sizi sıcak tutuyor. Şimdi bunun Gore-Tex kumaşın özelliği, tamam suyu içeriye geçirmiyor, kumaşın ne kadar sık dokunduğuna bağlı olarak. Ama aynı zamanda da vücudunuzun hava etrafındaki hava sirkülasyonunu da tamamen sıfırlamıyor. Yani sizi terletmiyor. Bu yüzden böyle kaliteli bir ceket, kaliteli bir pantolon, salopet almanız sizin konforunuz açısından gerçekten çok önemli. İlla ki Masto'nun HPX'ini, Ocean'ını almanıza çoğumuz için gerek yok. Daha mütevazi korumadaki kıyafetlerinden de seçebiliriz. İlla ki Masto olmasına gerek yok. O ilk akla gelen marka olduğu için söyledim. Buna benzer pek çok kaliteli marka söz konusu. Ha, burada da not düşmüş. Pamuklu iç kıyafetler genelde pek uygun değildir tekne hayatı için, teknede kullanım için diye. Burada da açıklamış az önce benim size anlattığım mevzuyu. Ama burada şey demiş, ipek demiş. İpek, silk ya da sentetik kumaşları tavsiye etmiş İç giyimde seçenek olarak. Ama ben size işte bu sentetik kumaşlardan ziyade yünü, özellikle ama hakiki yünü tavsiye edeceğim. Dediğim gibi ıslansa bile vücut sıcaklığınızı korumanıza yardımcı olmaya devam ediyor. Şimdi şöyle bir notu da paylaşmış olayım. Suya düşmüş, denize düşmüş birisinin, yani deniz suyuna maruz kaldığınızda vücut ısınız normal dışarıda havanın vücut ısınızı düşürme hızından 10 kat daha fazla oluyor suyun içinde. Yani suyun içine düştüğünüzde 1 saat hayatta kalabilecekseniz suyun dışında 10 saat hayatta kalabiliyorsunuz. Aynı soğuğa maruz kalsanız bile. İşte bu denize düşme durumlarında eğer yün içlik kullanıyorsanız o sizin hayatta kalma sürenizi uzatacaktır. Hadi hipotermiden biraz bahsedelim. Hipotermi vücut ısımızın kaybetme durumumuz. Belli bir seviyenin altına vücut sıcaklığımız geldiğinde artık vücudun canlılığını devam ettirebilmesi pek mümkün değil. Şimdi ellerimiz ve ayaklarımız, kılcal damarların en yoğun olduğu bölgeler. Aynı bir radyatör gibi ellerimiz ve ayaklarımız çalışıyor. Vücudumuzun ısısını dengelemesi için, mesela çok sıcak bir havada ellerimiz ve ayaklarımızdaki o kılcal damarlar vücudumuzun soğumasına yardımcı oluyor. Çok soğuk bir havada da o kılcal damarlar artık büzüşüyor. Damarların özelliğidir. Soğuğa maruz kaldıklarında daralırlar, sıcağa maruz kaldıklarında genişlerler. Bunun nedeni de işte sıcakta genişlesin, o kılcal damarlara daha çok
kan gitsin ve o kanın dolaşımı sayesinde de vücut sıcaklığı fazlası atılsın. Ama soğukta bunu istemiyoruz. O zaman ne oluyor? Elimizdeki, ayağımızdaki kılcal damarlar büzüşüyor ve kanı, sıcak kanı hayatımızı devam ettirmek için elzem olan iç organlarımızda topluyor. Ve kılcal damarlara, ele, ayağa kan, sıcak kanı gönderip de vücudun daha hızlı ısı kaybına maruz kalmasını engellemiş oluyor vücudumuz. Mesela bilirsiniz, böyle dağcılar bazen soğukta, kar içinde dağa tırmanıyorlar. Donma ayaklarda başlıyor, parmaklarda başlıyor. Bu kılcal damarlar büzüştüğü için o donma esnasında belli bir süreden daha fazla vakit geçip de o parmak kanla beslenemediğinde kangren olması ve o parmağın daha sonra cerrahi operasyonla alınması söz konusu olabiliyor. Ayak parmaklarını, el parmaklarını kaybeden dağcıların hikayelerini çoğumuz duymuşuzdur. Tamamen bu nedenle. Şimdi eller ve ayaklar dedik. Aynı şekilde hipotermiye maruz kalan bir vücuttaki ısı kaybının, ana ısı kaybının oluştuğu bölgeler boyun ve baştı. Ama eller ve ayaklar gibi vücut boyundaki ve baştaki damarları büzüp oraya kan gidişini engelleyemez. Çünkü vücudun hayatını devam ettirebilmesi için en önemli organlardan biri beyin. Beyni kansız bırakmamak zorundayız. Vücudumuzun ısı kaybının %40'a yakını, neredeyse bakın %40 yarıya yakını boyun ve baştan oluyor. Boyun ve başımızı suyun üstünde tutarsak ne demiştik? Suyun içindeki 10 kat daha hızlı ısı kaybı söz konusu oluyordu. Dolayısıyla boynumuzu, denize düşmüş birisinin boynunu ve başını suyun üzerinde tutması çok önemli. Burada da standartlara uygun giyilmiş bir can yeleği, düzgün de ayarlanmış bir can yeleği, vücudunuza göre ayarlanmış, doğru giyilmiş bir can yeleği sizin boynunuzu ve başınızı suyun üstünde tutacak. Bu sadece hava yollarınızı, yani nefes almanızı sağlamayacak. Aynı zamanda da boynunuzu ve başınızı suyun üstünde tutarak boynunuzdan ve başınızdan olacak ısı kaybını da mümkün olduğunca azaltacaktır. Şimdi o içliklerin, şu içliklerin üzerine giyilecek kıyafetler. Bunlar genelde sentetik malzemeden oluyor ve en üstte de Gore-Tex kumaştan su geçirmez kıyafetler. Bu su geçirmez kıyafetlerin, en üstte giyilenlerin, dikkat ederseniz renkleri hep sarı, kırmızı, turuncu, o tür oluyor. Neden o tür oluyor? Çünkü denizde uzaktan en kolay seçilebilecek renk sarı, turuncu ve kırmızı renkler. Özellikle turuncu renk, turuncuya yakın renkler. Şapkalarda ya fosforlu sarı oluyor. Mesela kırmızı bir ceket aldınız, onun şapkası mutlaka sarı, fosforlu sarı bir renkte oluyor. Ki denize düşme durumunda uzaktan dalgaların arasında kaybolup gitmeyin. Sizi kurtaracak olan kişiler sizi çok rahat bulabilsin, fark edebilsin, gözden kaybetmesin diye. Hatta sadece bu renklerden değil, şu şekilde yan taraflarda, omuzlarda, göğüste, şapka kısmında, kenarlarında bazılarında, yani mümkün oldukça şu omuz hizasında ve yukarısında reflektif bantlarla görünürlüğünüzü denize düşme durumunda arttırmaya çalışıyorlar. Biraz paraya kıyacağız, bunlardan edineceğiz. Şimdi şu botlar, çizmeler konusu, bir canlı yayında bir arkadaşımız da sormuştu. Bu denizci çizmeleri, yelkenci çizmeleri konusunda hangisini tavsiye edersiniz diye. Şu şekilde, nasıl diyeyim, naylondan yapılmış çizmeler olabilir. Ama alt tabanları mutlaka kaymaz ve beyaz olması önemli. Ama şu bir numarayla gösterilen güderi olan bir modeli var Maston'un. Onu kullanıp da eskittim ben bunu, artık çöpe gidecek diyeni hiç görmedim.
Onu alıyorsunuz bir kere ömür boyu kullanıyorsunuz. Ama tabii deri olduğu için, güderi olduğu için işte bunun bakımı biraz özen göstermeniz lazım. Oldukça rahat ve kullanışlı botlar. Tabii fiyatı da biraz can yakabilecek seviyede. Ama bana bir çizme tavsiye edin derseniz hiç gözüm kapalı size Masto'nun güderi çizmelerini tavsiye ederim. Şapka konusuna geldiğimizde şu 5 numarayla gösterilen şapka az önce bahsettiğim şapka. Yani çepeçevre etrafında güneşliği olan, siperliği olan şapka. Yani ensenizi de koruyacak şapka. Ve alttan da rüzgarda uçup gitmesini engelleyecek ince bir ipi oluyor, ayarlanabiliyor. Tamam, biraz komik gözüküyor ama bizi güneşten koruyabilecek en güzel şapka bu. İşte bereyi göstermiş. O berede de yün bereyi tavsiye ederim. Gerçek yünden yapılmış bir beren gibi hiçbir şey başınızı sıcak tutmayacaktır. Ha, sadece suyun içine düştüğümüzde hipotermide boynumuzu başımızı korumamız tamam çok önemli ama dışarıda da normal denize düşmesek bile işte soğuk bir havada o şapka yağmurda o şapkayı yağmurluğu kapatacağız ceketin bir parçası olan ama içine de başımızı sıcak tutacak bir yün bere giymek son derece faydalı olacaktır. Dediğim gibi kuru ve sıcak kalacağız. Temel prensip bu. Burada ne demiş? Düzenli olarak denize açılmayan insanların elleri biraz daha hassas oluyor. Az önce benim anlattığım şeyi anlatmış. O tür insanlar için bu yelken eldivenleri önemli olabilir ama sürekli halatlarla uğraşan insanların elleri biraz daha dayanıklı oluyor bu halat kullanımı konusunda. Onların da illa eldiven kullanmasına gerek olmayabilir. Eğer sizin de kafanıza takılan bu kıyafetle ilgili, deniz tutması ile ilgili, ne bileyim hipotermi ile ilgili sorularınız varsa videonun yorumlar kısmına yazarsınız. Seve seve cevaplamaya çalışırım. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.